Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle altın hakkında konuşmak istiyorum. Altın hakkında bir video çektim ve umarım bu video sizin de altın yatırımı yaparken bazı önemli şeylere dikkat etmenize yardımcı olacaktır. Bu videoda yer alan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Nacizane benim fikirlerimden oluşuyor. Şimdi bu videoda aslında altını kısa vade, orta vade ve uzun vade inceleyeceğiz. Ve ben gram altından bahsetmek istemiyorum çünkü gram altın dolar Türk lirası paritesine oldukça bağımlı ve dolar Türk lirası paritesi de yani faizlerin yüksek olmasından dolayı daha stabil gidiyor. Yani ama şunu da biliyoruz ki Türkiye'deki enflasyon Amerika'daki enflasyondan daha yüksek olduğu için haliyle zamanla bu şeylerde dolar TL'de marjinal çıkışlar yapmasa da ufak ufak yukarı çıkacaktır. Bu da zaten gram altın fiyatını kendinden yukarıya itecektir. Yani biz dolar TL yerinden fiyatın yukarı yönlü olduğunu bildiğimiz için gram altının da zaten otomatikman yukarı çıkacağını biliyoruz. Ancak bu videoda daha çok ons fiyatına bakacağız. Yani ons fiyatından da kastımız dünyadaki altının fiyatı. Yani altının dolara karşı olan fiyatı. Şimdi biz gram altın yatırımcısıyız. Şu olmuşsa gram altın yatırımcısı ve gram altından kar yapmaya çalışırız. Ama asıl kar zaten dolar TL almaktan farklı olanı asıl kar buradaki elimizdeki dolar miktarını arttırmak ve dolar miktarını arttırmak olduğu için de şimdi size bazı önemli seviyelerden bahsedeceğim. Şimdi altın aslında haftalık grafiğe baktığımızda yükselen trendinde devam ediyor. Yeni zirvelere gitmiş, gitmeye de devam ediyor. Ancak kısa vadeli bazı direnç noktalarına takılmış. Bu direnç noktalarından biraz bir bahsedeceğim. Mesela kısa vadede şu an ben bu videoyu çektiğim zaman 2329 dolar fiyatında bir ons altın 2329 dolara denk geliyor şu anlıkla bu fiyatta. Kısa vadeli bir direnç olaraktan bakarsak da 4 saatlik grafiğe baktığımızda 2335 seviyesini gramın altının geçemediğini görüyoruz. Ancak şöyle bir durum var ki altının düşmesinden sonra son zamanlarda hep daha yüksek dipler yapmış. Bu grafikleri ben Twitter hesabından paylaşıyor olacağım. Orada daha detaylı olarak görebilirsiniz. Ancak altının hep daha yüksek dipler yaptığını görüyoruz. 4 saatlik grafikte. Bu da bize diyor ki tahminimizce 2335 seviyesine altın kısa bir zaman içerisinde kıracakmış gibi duruyor. Ancak 2335 seviyesini ola ki kıramadı. Yani orada bir direnç var. Yükselen dipler var. Tahminen orayı kırması beklenir ama ola ki kıramadı. Kıramazsa da ilk destek olaraktan 2280 seviyeleri var. Yani 2335'i kıramayan altın kıramazsa eğer 2280 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşayabilir. Böyle bir geri çekilmede de önemli bir ben alım fırsatı yakalayacağımı düşünüyorum. Ben böyle bir geri çekilmede alırım. Yani ben öyle almayı da planlıyorum. Ancak şöyle bir durum var ki biz her zaman plan yaparken, yatırımda plan yaparken her zaman A planımız, B planımız ve C planımız olacaktır. Benim şu anki A planım altının 2329 seviyesinde ama 2335 seviyesini rahatlıkla kıracağından yana. Ancak altın 2335 seviyesini kıramazsa B planım nedir? 2280. 2280'lere geldiğinde bir long açmayı piyasaya girmeyi planlıyorum. Ancak şunu da biliyorum ki 2280'de kırılabilir. Piyasalarda ne zaman ne haberi geleceği belli olmaz. Yani pandemi döneminde nasıl düştüyse yine piyasalarda bir şey olabilir. Bir alt seviyedeki destek ise 2156 seviyesi. Şimdi 2156 seviyesini yapmamın sebebi de uzun vadeli haftalık grafikte hatta aylık grafikten bahsedeyim. 2011'den geri beri gelen bir grafikte tepe noktalarını işaretlediğimiz zaman bir trend oluşuyor. Ve bu trendin dibi de 2156 seviyesine denk geliyor. 2156 seviyesini altının onsu açısından dibin dibinin dibi olacağını düşünüyorum.
Bu tıpkı Bitcoin'de 42.500 seviyesinin dibin dibinin dibi olacağını düşündüğüm gibi. 2156 oldukça dip bir seviye. Bana kalırsa 2280'de olası düşüş noktalarından biri. Ancak ben altının 2335'e ilk başta geçebileceğini ve kısa zamanda en azından yaz aylarından sonra yeni zirvelere gidebileceğini ben düşünüyorum. Peki bunu neden düşünüyoruz? Amerika'da faiz indirimleri sürecine er ya da geç yıl sonuna kadar girecekler. Ve yıl sonuna kadar 2 tane faiz indirimi bekleniyor. Dünyadaki pek çok ülke faiz indirimlerine başladı. Amerika'da da faiz indirim süreci aynı şekilde devam edecek. Başlayacak. Bu mecburiyet. Bu kadar uzun süre faizleri tutamazlar. Bir toplantı, iki toplantı tuttular ama bir yerden sonra indirecekler. İndirdikleri zaman da bu ilk olarak direkt bir şekilde altının işine yarayacaktır. Zaten altın zirvelerine yakın dolaşıyor. Bu zirvelerden de yeni zirvelere gidebilir. Bu zirvelerden yeni zirvelere gidebilir derken de peki nerelere gidebilir? Şimdi biz parasal gevşemeden kasıt, yani birazcık daha böyle faizlerin indiği bir döneme gireceğiz. Buradan altının yeni zirvelere gideceğini planlıyoruz ama ne kadar parasal gevşeme olacak? Ne kadar bir parasal genişleme olacak? Pandemi dönemindeki gibi sınırsız paralar basılacak mı? Bunları bilmiyoruz. O kadar marjinal bir durum olacak mı? Yine bunları bilmiyoruz. Altının böyle ben asparagas demeyeyim de komplo teorisyenleri gibi altınla ilgili bir takım spekülasyonlar yapmak istemiyorum. Ancak şöyle bir durum var ki biz piyasada bir fiyatın, daha önce bir metanın, bir yatırım aracının daha önce ulaşmadığı seviyelere çıktığı zaman yeni fiyat hedeflerini belirlemek için Fibonacci'yi kullanırız. Ben de Fibonacci'yi kullandım ve bana kalırsa haftalık grafikte 2300-2400 seviyelerini geçen altın için altının yeni hedefine $3300 olduğunu buldum. Ancak $3300'ın şöyle bir durumu var ki $3300 bir ayda gelemez. Altından bahsediyorum. Bir yılda da gelebilir, 6 ayda da gelebilir, 10 yılda da gelebilir. Sonuçta biz 2011'de $1850-1900 gören altının 10 yıl sonrasında tekrar aynı seviyeleri gördüğünü gördük. O yüzden de altın çok ağır bir meta olduğu için tekrardan böyle 3300 seviye hedefimiz var Fibonacci'ye göre. Ama bu hedefe ne kadar da ulaşır Amerika'nın para gevşetme politikasına bağlı olacak. O politikayı da izliyor olacağız. Şimdi altın tabi yükseliş yönlü. Altın hep yükseliş yönlü. Düşmeyeydi iyiydi. Altın hep yükseliş yönlü. Daha da ne kadar çıkar bilinmez. Ama bizim altın yatırımı yaparken öncelikle iki hedefimiz var. Biri vadeli, öncelikle iki şeyde biz altın yatırımı yapıyoruz. Biri vadeli piyasada altın yatırımı yapmak. Diğeri de normal spot piyasada altın yatırımı yapmak. Aslında Türk halkının çoğunluğu, bunu annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz de dahil, spot piyasada altın alımı yapar. Altın yatırımı yapan insanlardır. Spot piyasadaki altın zaten doların hareketleriyle ya da altının dünyadaki hareketleriyle artmasıyla oluşur. Ve insanlar da bu eskiden yoktu, genelde birikim aracı olarak kullanıyorlardı. Altın çok çıktığı zamanlarda satıp düştüğü zamanlarda yerine daha fazla altın olarak koymayı planlıyorlar. Bir takım spotta alsat yapmayı planlıyorlar. Ancak vadeli piyasalarda için ise ben $2335 geçen altına long açmayı planlıyorum. Long için Prime XBT var. BinX de var aynı şekilde. İki borsa var. Bu iki borsayı söylememiz sebebi şu. Bu borsalarda kripto teminatı göstererek şey açabiliyorsunuz. Nasıl söyleyeyim? Vadeli işlem açabiliyorsunuz. Ben bu iki borsayı da çok kullandım. BinX'i böyle daha fazla kullandım diyebilirim. Özellikle son zamanlarda. Bir araştırayım onları. Uzun zamandan beri kullanmamıştım. Uzun zamandan beri altın trade'i de yapmamıştım. Bu video anlamıyla bir araştırayım. Büyük ihtimal indirimli komisyon linkleri vardır. Çünkü bunlarda
Yani 1000x'e kadar kaldıraç yapabildiğimiz için çok yüksek komisyonlar ödüyoruz. O yüzden de indirimli komisyon linkini de ben bir yerden bir şekilde ayarlar bulurum, aşağıya eklerim. Hangi borsa iyi, hangisi daha iyi, hangisi kendisini daha çok geliştirmiş, bunlara da bir bakmış oluruz. Aynı şekilde diğer linkleri işte OKX'tir, o borsa linklerimi de aşağıya yerleştiririm. Twitter linkimi de koyacağım. Twitter'da bazen çok aktif olabiliyorum piyasa hareketlerince. Grafik paylaşıyorum orada daha çok ya da bir takım eğitici sözler. Ama şuna karar verdim ki benim asıl yerim YouTube ve ben YouTube'da video çekmeyi çok seviyorum. Buna da devam edeceğim bir şekilde. Özellikle YouTube'da içerikler üretmeye oldukça devam edeceğim. Bugün altını konuştuk. Altın hakkında yorumlarda bulunduk. Bir sonraki videom şu an elimde bir ikinci bir tabletim olacaktı. Şu an yanımda değil. Bir sonraki videom hisse senetleriyle alakalı olacak. Bir 20-30 tane hisse senedini incelemeyi planlıyorum borsa ile beraber. Gayet güzel bir yayın olacağını düşünün. 1-1,5 saatlik. Yani mümkün olduğunca canım aldıkça vakit ayırabildikçe video yayınlamaya çalışacağım. Ama YouTube'un da öyle bir algoritması var ki bazen her gün video yayınlıyorsun. Ve yani çok az izlenme geliyor. Bazen haftada bir yayınlıyorsun. İzlenmelerin çok artıyor. Ama ne bileyim ben video yayınladıkça ve videolarım izlendikçe çok ciddi bir takipçi kitlem de artmaya başladı. 3000 aboneyi geçtik zaten artık. Güzel güzel de gidiyor. Videolar da izlenmeye devam ediyor. Yani şöyle bir 10-15 bin aboneyi yaptıktan sonra özellikle 10 bin sınırını geçtikten sonra her şeyin daha rahat ilerleyeceğini düşünüyorum. YouTube alanında da. Twitter adresine de koyacağım ama yani YouTube'da daha çok aktif olmaya çalışacağım için Twitter'a ne kadar vakit ayırabilirim orasını bilmiyorum. Ama Twitter'da bundan, YouTube'da bundan sonra daha çok aktif olacağım. Dediğim gibi bir sonraki videonun konusu borsa ile ilgili olacak. Mutlaka izleyin. Gümüşe ve diğer metallara da değinmeye çalışırım aradaki videolarda. Arkadaşlardan iki tanesi yorumlarda iki coin vardı. Imara coin. O coin'i hala inceleyemedim ama en kısa vakitte onu da sıraya koydum. Bir coin daha vardı. Notunu aldım. Not defterimde var. O coin'i inceleyeceğim. Bitcoin analizi bir süre yapacağımı düşünmüyorum. Çünkü zaten Twitter'da hani yaptıkça yaptım yani önüne geldiği kadar yaptım. Zaten en son yaptığım videoda ben düşecek demiştim. Bir ay önceki yaptığım videoda da düşecek demiştim ve düştü. En son yaptığım videoda da düşecek dedim. Daha da düştü. Yani yaz aylarında kriptodan çok da bir şey beklemeye gerek yok. Yani yaz aylarında kripto düşüyor dediğinde ağlamanın da bir anlamı yok. Mayıs ayından beri söylüyoruz. Ama umut fakirin ekmeği. Yani bir altın Türkiye tarihinde sürekli yeni zirvelere çıkmıştır. Ama bugün altın bir şey olsa da böyle %10, %20 düşse ülkenin yarısı kan ağla. Yani işte ümit fakirin ekmeği. İnsanlar hep kazanmak istiyor, hep çıksın istiyor ama piyasalar maalesef öyle değil. O yüzden de esen kalın. Paranızı kaybetmeyin mümkün olduğunca. Dediğim gibi ilerleyen videolarda görüşürüz zaten. Altından düğmediğinizi ben bozmanızı istemem. Gayet güzel seviyelere çıkacağız gibi duruyor. Gram altın yani şu an gram altınla o kadar ilgilenmiyorum da kaç seviyede olduğunu bile bilmiyorum açıkçası ama gram altın için de şunu söyleyeyim. Ons bacağında zaten yükselme göreceğiz. Ama dolar TL bacağında da faizler bu kadar yüksekken hele hele yani Mehmet Şimşek gibi insanlar varken böyle hani ekonomiyi düzeltmeye çalışıyorlarken daha doğrusu böyle söyleyeyim. Dolar TL'de de çok büyük hareketlilikler beklememek lazım. Hani dolar hakkında başka bir video yaparım ama eskisi gibi marjinal fiyat hareketleri böyle bir kalkıyorsun %10 artmış falan böyle bir fiyat hareketleri abartılı şekilde de beklemediğim için gram altın daha çok ons bacağına göre hareket edeceğini düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.